Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz diz ağrılarında kök hücre diye halk arasında bilinen ama asıl adı PRP olan tedavinin hangi hastalıklarda, hangi diz hastalıklarında yararlı olacağıyla ilgili. Özellikle kireçlemeler, menisküs, çapraz bağların dejenerasyonlarında, menisküslerin dejenerasyonlarında, kireçleme dediğimiz osteoartritte bu PRP yani halkı arasındaki ismiyle kök hücrede gerçekten bunu bir de ozonlu olaraktan veriyoruz tabii yani tek başına olarak vermiyoruz. Ozonlu PRP'de gerçekten çok büyük bir başarı oranları sağlıyor. Tabii bunda kişinin yaşı, beslenmesi, hastalığının geçmişten gelen süresi gibi bir takım şeyler var. Onlara göre başarı oranı %60 ile %80 arasında değişiyor ki %60 %80 arası da gerçekten yüksek bir oran. Ve bunu biz hangi hastalara yapıyoruz? Diyoruz ki işte klasik tıptan fayda görmemiş veya ameliyat şansı olmamış, olmayan hastalarımıza biz bunu kesinlikle öneriyoruz. Onlar da zaten diyorlar ki benim işte geldiklerinde ameliyat şansım yok. Ameliyat olmak istemiyorum, kilom çok fazla, o yüzden ben işte bunu denemek istiyorum diyenlere özellikle ozonlu PRP'yi yani ozonlu kök hücreyi öneriyoruz. Yan etkisi var mı? Bilinen hiçbir yan etkisi yok çünkü kendi kanından biz bunu elde ediyoruz. Yaklaşık 10 cc bir kan alıyoruz, onun özel tüpleri var. Yalnız bunu altını çizeyim, bu özel tüpler yerine işte hastanedeki kullanılan bu kan alma tüpleri falan onlarla yapılan PRP'ler, kök hücreler hiçbir işe yaramıyor. Oradaki çünkü ayrıştırmada maalesef istediğimiz düzeye gelmiyor o tedavi edici plateletler. Dolayısıyla o kan alma tüplerinde işte size kök hücre yapayım, PRP yapayım olmuyor. Bunun özel tüpleri var. O özel tüpler gerçekten yurt dışından geliyor ve ücreti de yüksek olan tüpler. Biz bunlarda yaklaşık 10 cc kanı aldıktan sonra o özel tüplerde santrifüj ediyoruz 7-8 dakika. PRP'yi hazırlıyoruz. Daha sonra hastanın dizini hazırlıyoruz. Ozonunu veriyoruz. Ozondan sonra PRP'sini veriyoruz. Yaklaşık bir 3-4 gün ağrı çekiyor. Ondan sonra hastalarda gözle görülür bir ağrıda azalma, hareketlerinde rahatlama meydana geliyor. Ve kesinlikle yan etkisi olan bir uygulama değil. Neticede kendi kanı. Teşekkürler.